Herkese selam. Emine Görgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha öncesinde yapmış olduğum ve püsküllerini paylaşmış olduğum atkımızın modelini o kadar çok soran oldu ki ben de sizlere paylaşmaya karar verdim arkadaşlar. Bu bildiğimiz bir ters bir düz lastik modeli arkadaşlar. Ördüğüm günden beri de oğlum kullanıyor. Gayet güzel kullanışlı bir atkı modeli. Yapılışı çok kolay. Bakın şöyle ölçülerini vereyim sizlere. Atkımızın ölçüsü en olarak 17 santim arkadaşlar. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi 17. Hemen uzunluğunu da size püsküllerini katmadan vereceğim. Daha öncesinde püsküllerin de ne kadar olduğunu soranlar olmuştu. Ölçü olarak onu da birazdan ölçerek sizlere göstereceğim. Hemen şöyle atkımız uzun bir model. Yüz elli, 10, 20, 36 burası 150'nin üstüne 36 koyduğumuzda 60 70 80 6 186 arkadaşlar. Atkımızın eni 17 santim, boy olarak da 186. Püsküllerin kaç santim olduğuyla alakalı da yorumlar almıştım. Hazır ölçerken onun da hemen şöyle ölçüsünü vereyim. 12 santimde püsküllerimizin uzunluğu arkadaşlar. Özellikle örgüyü bilmeyenler için bu videoyu paylaşacağım. Sonrasında da atkının püsküllerini takarken bir video paylaşmıştım. Devamına onu ekleyeceğim arkadaşlar. Ben sizlere açık renk bir iple paylaşacağım. Daha net görünmesi için. İplerin arka kısmında numaraları oluyor. Hangi ipe hangi şiş numarası uyumluysa onu kullanabilirsiniz. Benim başlayacağım şişin numarası 5 numara. Sizlere rahat gösterebilmek için misinalı şişle başlayacağım. Sizler isterseniz normal bir şişle başlayabilirsiniz arkadaşlar. Atkımın sayıları 58 ilmekle başladım arkadaşlar. 186 santim uzunluk, 17 santimde eni olarak tekrardan burada söyleyeyim. Karışıklık olmaması için. Ve hemen ilmeklerimizi atarak başlayalım. Bunu özellikle ben hiç örgü bilmeyen, yeni başlayan arkadaşlarım için, örgü arkadaşlarım için bu videoyu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Videoya başlamadan önce de yorum, beğeni ve benden desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. İpi elime aldım. Baş parmağımdan ve işaret parmağımdan geçirerek böyle tuttum arkadaşlar. İpimizin üst tarafından tuttum. İlk başta baş parmağımdan. Sonra da işaret parmağımda olan ipi aldım ve ilmeğimizi atmaya başladık. 2 tane olmuş oldu şişimizde. 3 4 5 6 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15 ve 16. ilmeği attım. Son ilmeğimi attım arkadaşlar. Ben size göstereceğim için sadece 16 ilmekle başlayacağım. Şurada hemen bir düğümümüzü atalım.
açılmaması için ve burada gevşeklik olmaması için arkadaşlar o düğümümüzü atıyoruz. İlk ilmeğimi batış yaptım arkadaşlar. İlk ilmeğimi bakın bu şekilde düz olarak örmeye başlıyorum. Bunu özellikle bilmeyen arkadaşlarım için göstereceğim arkadaşlar. O yüzden biraz detaylı göstermeye çalışıyorum. İpi kendi tarafıma attım. Bu da ters olan ilmeğimizden. Bakın ters olan ilmeğimizi örüyoruz. Üzerine attım. Tekrar ön yüze aldım. Bu düz arkadaşlar. Bakın düz olan ilmeğimi ördüm. Tekrar kendime doğru attım ipimi ve ters olan ilmeğimi örüyorum. Ön yüze attım. Düz olanı örüyorum. Yine kendime doğru ters olanı örüyorum arkadaşlar. Ve bir düz, bir ters olarak örüyorum. Anlamayanlar olduysa yeni başlayanlar için videoyu yavaşlatarak da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani atkımızın modeli bir ters, bir düz atkı modeli çok kolay bir şekilde hiç örgü bilmeyenlerin bile rahatlıkla örebileceği bir model. Şu an elimde yine bir ters bir düz olarak misinalı şişle şapka başladım. İnşallah bir terslik olmazsa onun da önümüzdeki günlerde paylaşımını yapacağım. Bir ters bir düz ördüm. Şimdi ipi kendime doğru attım arkadaşlar ve son ilmeğimi örmeden aldım. Bunu yapma nedenim bakın şuradaki kenar kısımdaki burada koyu renk olduğu için pek belli değil. Bunu da örüp size bunu da göstereceğim. Yani kenar kısımlarımızın düzgün olması için buraya da özellikle dikkat etmenizi istiyorum. İlk baştaki ilmeğimizi örmeden almıştık. Bakın şunu batışımı yaptım. Şişimi ilmeğime geçirdim. Düz olarak ördüm. Bakın içerisinden geçiriyorum ve burası düz olarak örülmüş oluyor. Burada şimdi ilk gelen ilmeğimiz ters örgü. Hemen ipi kendimize doğru attık ve ters olan ilmeğimizi ördük. Tekrar ön yüzüne. Burada düz olanın üzerine düz örgü. Ters olan ilmeğimizin üzerine de ters örgü olarak örüyoruz arkadaşlar. Yani burada asıl ne oluyor şimdi? Düz olan düz olarak gidiyor. Ters olan ise ters olarak örülmüş şekilde gidiyor. Bu kadar detaylı anlatmamın nedeni örgüyü bilmeyen arkadaşlarımız için, yeni başlayanlar için bir ters, bir düz yine sıramızı devam ediyoruz. Tersin üzerine ters, düzün üzerine düz örerek örgümüzü örelim arkadaşlar. Dediğim gibi anlamayanlar olursa videoyu yavaşlatarak izleyebilir. Yine anlamadığınız bir konu olursa yorumlara yazın. Sizlere cevap vereyim arkadaşlar. Burada da yine sonuncu ilmeğimi örmeyeceğim. Her zaman bakın ilmeğimizi bu tarafta kaldığı zaman kendimize doğru almamıza gerek yok. Ama eğer ön yüzdeyse son ilmeğimiz kalmışsa kendimize doğru atıyoruz. Ve ilmeğimizi alıyoruz arkadaşlar. Çünkü buradaki ilk ilmeğimizi hep düz öreceğimiz için yani bir düz bir ters ama buradaki ilmek her zaman düz örüleceği için hep
Bu arka kısma çevirdiğimiz zaman, yani son sırada kendimize doğru ipi alıyoruz. Eğer bu tarafta ise bu tarafa bırakıyoruz. Ve bu şekilde de bizim yan kısımlarımız dümdüz olarak çıkmış oluyor arkadaşlar. Yine ipimi buradaki ilmeğim ters olduğu için kendime doğru aldım ve ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi ördüm. Bu modelimizin ismi lastik model. Yine hiç bilmeyenler için söylüyorum. Bu sıramızı da gidelim ve diğer sırayı da tekrar yine nasıl başlanacağını uç kısmını göstereyim. Özellikle dikkat etmeniz gereken yan kısımların düz gitmesi ve burada tersin üzerine ters, düzün üzerine düz örerek devam ediyorum. Yine kendime doğru attım ipimi ve sonuncusunu örmeden aldım arkadaşlar. Modelimiz artık belirginleşmeye başladı. İlk ilmeğimi yine aldım ve düz olarak ördüm. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi artık yanlarımız düzgün bir şekilde devam ediyor. Yine kendime doğru atıp ters olanı ters, düz olanı düz örerek devam ediyoruz. Bu kadar kolay, basit. Atkılarınızı örebilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen şimdi böyle kenara alıp küçük bir parça böyle örmüştüm arkadaşlar. Bunun yan kısımlarını da göstereyim. Bakın yanların böyle düzgün bir şekilde olması için başlangıç ve bitiş kısmına dikkat edin. Başlangıçta örüyoruz, sonda örmeden bırakıyoruz arkadaşlar. Benim sizlere söylemiş olduğum gibi yaparsanız bu kenar kısımlarınız da dümdüz bir şekilde olur. Battaniye olur, hırka olur, kilim olur, örersiniz, ona takarsınız. Elimde bu kadar ipim var, bu yetecektir. Makasım var. İlmeklerimi geçirmek için bir de tığımız var. Tığın numarası fark etmez. Evet, şu şekilde. Bir de tabağım var. Ben böyle bir kahvaltı tabağına sarıyorum. Bana daha kolay geliyor. Siz isterseniz bir karton üzerine de sarabilirsiniz. Buna 30 tane gitmiş. Aynı şekilde yine 30 adet buraya saracağım. Bakın bu şekilde. Tabağımın üzerine sarıyorum. 5, 28, 29, 30. Şöyle yine iki tane de fazladan sardım. Şurada ipimi kestim. Tekrardan şöyle çıkardım. Evet, tabakla işimiz bitti şu anda. Evet, oradan alacağım böyle. Kestik. Makasla da işimiz bitti hanımlar. Evet, bu şekilde hazır. Şöyle ikişer ikişer uçlarını aynı şekilde hizalayarak hazırlıyorum. Bakın şu şekilde uç kısmını battım tığımı. Her ikisine birden taktım püskülümü. Ve aldım. Aldıklarımı şu şekilde bakın. Bu şekilde tutup böyle çekiyoruz. İşte hanımlar.
Az bir şey aralık bıraktım. Çok sık sık yapmayacağım. Siz isterseniz sık sık da yapabilirsiniz ama çok fazla böyle üst üste yığılmasını istemediğim için. Bakın bu şekilde. Bir tane bıraktım ve şöyle. Ben bunda bir ters bir düz olarak örmüştüm. Düz olanı bırakıyorum. Haroşaların arasına. Bakın şu şekilde. Tutup çekiyorum. Sıkılaştırıyorum. Yine aynı şekilde düz olanı bıraktım. Haroşanın arasına battım. Yani bir ilmek bırakıp ikinci ilmeğin arasına battım. Her ilmeğe de batıp böyle sık sık olmasını istemediğim için ister daha sık yapabilirsiniz, isterseniz siz daha seyrek yapabilirsiniz. Bu sizin keyfinize kalmış bir şey. Evet, bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Bütün püsküllerimizi takıp sona doğru yapana kadar devam ediyoruz. Evet sevgili hanımlar, son iki tane püskülümüz kaldı. Ve bunları da yine aynı aralıklarla bu şekilde takıyoruz. Ve sonuncuyu takıyorum şu an. Bu ipi de kesmedim. Çünkü zaten püsküllerin arasında kaybolacaktır. Fark edilmeyecektir. O yüzden kesmeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Hatta şöyle yapabiliriz onu da. Bak. Evet, o da püsküllerin arasında kayboldu. Şuna bir bakayım ne kadar kesmişim. Diğeriyle aynı hizada olması için. Evet. Şimdi püsküllerimizi keseceğiz. Kısa olmasını istiyorsak kısa, uzun olmasını istiyorsak uzun. Siz istediğiniz ölçülerde kesin. Bakın şu şekilde. Hepsinin aynı olmasına dikkat edin. Çok da fazla uzun bırakmayacağım ben. Sadece aynı olmasına dikkat edin. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip bana yorum yapmayı ve kanalıma destek olmayı unutmayın. Tekrardan başka bir videoda, başka bir örgüde görüşmek üzere. Hoşça kalın.